Şimdi de yurtta ve dünyada güne damgasını vuran görüntüler geliyor ekrana. Minibüsüyle kaza yapan alkollü sürücü hıncını yanındaki kadından çıkardı. Görüntüler İslam Bey Mahallesi'nde kaydedildi. Hızla gelen minibüs bir anda yola çıkıp kaldırımdaki mantarları biçmeye başladı. Kaldırımdaki yaya savrulan taşlardan son anda kurtuldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir hışımla aşağı indi ve yolcu koltuğundaki kadını çekiştirerek aşağı indirip böyle darp etti. Tartışıyorlardı kendisiyle. Bayan indikten sonra alkollü şahıs bayana darp etti. Tokatlayıp gönderdi. Polisler gelmeden kendisi kaçtı zaten burada. Acil ambulans gönder. Sulama kanalına düşüp akıntıyla sürüklenen kadını kurtarmak için seferber olanların çabaları cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Ambulansı çağırın lan ambulansı. Abi kaldır başını. Kanal kıyısında yürürken dengesini kaybedip suya düşen Tezcan kanalı yakalamayı başaran kurtarıcıları şiddetli akıntıyla uzun süre sürüklendi. Kaldır havaya. Sonunda kıyıdakilerin de yardımıyla sudan çıkarıldılar. Hastaneye kaldırılan Tezcan kanalın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Ambulansı çağırın lan ambulansı. Abi kaldır başını. Kaldır. Önlüğü gören şaşırdı. Bir aynaya, bir berbere bakıp böyle tepki verdi. Hatay'da kuaförlük yapan Emrecan Çelebi müşterilerine ilginç bir sürpriz hazırladı. Tıraşa geldiklerinde onlara fantastik film ve çizgi roman karakterleriyle süslenmiş önlükler taktı. Oğlum bu ne lan? Küçük müşteriler için hazırlanmış önlükleri gören müşterilerinin tepkisini de böyle kaydetti. Ortaya hem berberi hem de müşterilerini güldüren bu komik görüntüler çıktı. Tamam abi, özür diliyorum. Var mı para? Var abi, tamam. Eyüp Sultan'da yakalanan dilencinin üzerinden 23.045 lira çıkması zabıtaları hayrete düşürdü. O hastanede bak, yatıyor. Bu kadar param var. Bu kadar param var. Ama kalkıyorsun, diyorsun ki param yok diyorsun. Biz. İlçe genelinde denetime çıkan zabıtalar Ali Beyköy meydanında hastaneye gideceğim diyerek gelenden geçenden para talep eden bu adamı yakaladı. Ya hastanede bak, yatıyorum. Bu kadar param var. Bu kadar param var. Zabıta müdürlüğüne getirdikleri adamın üzerini aradıklarında şoke oldular. Dilencinin üzerinden destelenerek poşetlere doldurulmuş halde tam 23.045 lira çıktı. Ay yattım şu abi. Paralara bak. Gene getireceğim yatmaya abi. Bak şunlara bak. Vallahi ben... Yağmur Taktaş podyumda. Televizyonlardaki moda yarışmalarıyla ünlenen ve Amerika'da 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı. Yağmur'un ailesi ölümünü şüpheli gördükleri için Amerika'da birlikte yaşadığı sevgilisini suçlamıştı. Yağmur'un şiddet ve psikolojik baskı gördüğünü iddia ettiler. Bu suçlamalar üzerine soruşturma başlatan savcılık mezarın açılmasına karar verdi. Bugün Yağmur Taktaş'ın mezarını açan belediye görevlileri cenazeyi adli tıp kurumuna götürdü. Yapılacak otopsi ile ailenin iddialarının gerçek olup olmadığı araştırılacak. Çamlıyayla dağ yolunda bulunan 2 günlük kız bebeği hastanede yeniden hayata tutundu. Bölgeye pikniğe gidenlerin ağlamasını duyup güvenlik güçlerine haber verdiği bebeğe sağlık görevlileri Gülen adını verdi. 2 günlük bebeği boş arazide ölüme terk edenleri belirlemek için başlatılan soruşturma da devam ediyor. Ay. Görecek onu ikisi. Burada diyor. Oh! Görecek onlar dedi. Daha birkaç saniye geçmeden yaşanan kazayı böyle görüntüledi. Oh! İşte bu kadar. Bakırköy sahilinde yoğunluk yüzünden konvoy halinde ilerleyen araçların arasında sürekli makas atan bu iki araç diğer sürücülerin de tepkisini çekti.
Yap aynen yap kardeşim yap sen. Ama böylesi yoğun trafikte yaptıkları bu sorumsuzluk daha fazla sürmedi. Otomobillerden biri sıkışınca yanındaki araçlara çarptı. Vurdu hadi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrası trafik durdu. Ekipler de kazaya karışan araçlarla ilgili inceleme başlattı.